Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Gönüllü Kuruluşlar Koordinatörlüğü tarafından ikincisi düzenlenen Medeniyet Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Sayın Savaş Bakçin hocamızı davet etmeden önce kendisi için hazırladığımız kısa sinevizyon gösterimizle sizleri baş başa bırakıyoruz. Savaş Şafak Barkçin, siyaset bilimci, bürokrat, müzisyen, şair ve yazar. Kasım 1966'da Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden 1989 yılında mezun oldu. Master derecesini uluslararası ilişkiler alanında Washington'da bulunan John Hopkins Üniversitesi School of Advanced International Studies okulundan 1996 yılında aldı. Bilkent Üniversitesi'nde başladığı siyaset felsefesi doktorasını 2001'de bitirdi. Doktora sonrası yine Bilkent Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak kendi tasarladığı çeşitli dersleri verdi. Bahçe'nin uzun bir kamu hizmeti geçmişi vardır. 1989'da Devlet Planlama Teşkilatı'na uzman olarak girdi. 1996-1997'de Devlet Bakanı olan Abdullah Gül'ün dış politika danışmanlığını ve konuşma yazarlığını yaptı. 2003'te Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı, TİKA Başkanlığı'na atandı. 2004-2007 yılları arasında TÜBİTAK'ta başkan danışmanı olarak görev yaptı. Barkçin, 2009'da Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başmüşavirliğine atandı. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini takiben Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atandı. Savaş Barkçin, siyaset bilimi, medeniyet, müzik ve uluslararası ilişkiler alanında muhtelif tebliğ, konferans, seminer, makale, deneme, tercüme ve kitap tanıtımı yayınlarına sahiptir. Bunun yanı sıra farklı dergi ve gazetelerde de pek çok makalesi yayınlanmıştır. Birçok üniversite, vakıf, dernek ve öğrenci kulüplerinde siyaset, uluslararası ilişkiler, müzik ve medeniyet üzerine dersler vermekte, sohbetler yapmaktadır. Müzik, tarih ve edebiyat, Dr. Barkçin'in başlıca ilgi alanlarıdır. Müziği 12 yıl boyunca Ankara'da Neyzen Ali Sarıgül'den meşk etmiştir. 2009'da yayınladığı Ahmet Avni Konuk, Görünmeyen Umman adlı biyografi kitabı Yazarlar Birliği ödülü almıştır. 2016'da yayınladığı Gönül Makamı kitabı 2017 Eskader ödülüne layık görülmüştür. Divan şiirlerini yayımlamıştır. Bunun yanında serbest ve hece ölçülü şiirleri vardır. Bazı ünlü şairlerimizin şiirlerini ve müzik ile ilgili muhtelif makalelerini İngilizceye uyarlamıştır. Doktor Barkçin'in müzik, tasavvuf ve edebiyat yazıları muhtelif dergilerde yayımlanmaktadır. Belgeseller ve televizyon programları da yapmıştır. TRT'de Gönül Makamı, Rasim Özdenören ile Mavera'ya Yolculuk, Aklı Selim ve Gelenekten Geleceğe başlıklı programları hazırlayıp sunmuştur. İngilizce ve Fransızca bilen Barkçin ayrıca klasik Türkçe bilgisine sahiptir. Doktor Savaş Şafak Barkçin'in Modern Dünyada Geleneksel İslam, Tembel Tekin Evincini, Görünmeyen Umman Ahmet Avni Konuk, 40 Makam 40 Anlam, Rumeli Bir Müzik Seferi, Kalemin Dilinden, Divan-ı Zerefşah, Şehirler ve Sesler Gönül Dağı, Neşet Ertaş'ın Gönül Dünyası, Kalbin Aklı, Medeniyet Üzerine Yazılar, Gönül Makamı, Bir Kutlu Sefer, Medeniyet Aklı ve Osmanlı Aklı gibi 14 eseri bulunmaktadır.
Merhaba, ben Melek. Sosyoloji öğrencisiyim. Savaş Hocam, şehrimize hoş geldiniz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Kitabınıza yeni başlamama rağmen çok etkilendim. Sürükleyici gidiyor ve en beğendiğim şey de cümle. Aslında biz tarihi hep devletlerin veya toplumların büyük olaylarcısı olarak anlarız. Oysa kişilerin de tarihi vardır cümlesi gerçekten beni çok etkiledi. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle şehrimize geldiğinizden dolayı sizlere çok teşekkür ederiz Savaş Hocam. Sizleri hem TV programlarından hem de kitaplardan takip etmekteyiz. Medeniyet Aklı adlı kitabınızda bir kesit beni çok etkiledi. Burada ırk, milliyet ve millet kavramları üzerine durmuştunuz. Burada ırk, milliyet, millet, kavim, ümmet, bütün bu kavramlar konusunda gerçekten kafamız karışık. Bu karışıklılık kendimizi, tarihe ve coğrafyaya bakışımızı çarpıtıyor. Bütün bu kavramlar farklı anlamlara sahip ama biz hepsini ırk anlamında kullanıyoruz. Gerçekten bu ırk kelimesinin anlamı nedir sizce? Teşekkür ederim. Aklımızı kaybetmeden, kalbimizi körleştirmeden ilerlememiz gereken bu medeniyet yolunda bize kendi varlığıyla ve yazılarıyla destek olan, yolumuzda yoldaşlık eden Savaş Parkçı'na teşekkür ederim. Gaziantep'e hoş geldiniz. Ben Sena Aras, Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Konuşmalarını yapmak üzere edebiyatçı, yazar Sayın Savaş Barkçin hocamızı kürsüye davetimi arz ederim. Antep'i seviyorum çünkü benim musiki üstadım Antepli. Allah ona da selamet versin. 12 sene Ankara'da meşk ettiğim üstadım Antep'in merkez köylerinden birisinden. O yüzden Anteplere karşı özel bir tabii muhabbetimiz var. Hem de çalışkanlık örneği olarak her zaman Antepleri veririm. Çünkü ülkemizde tarım arazisi çok verimli olup bu kadar çalışkan olmayan yerler de var. Antep gibi, tabii burası aynı zamanda bir medeniyet merkezi, yeni bir şey değil. Gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir. Çalışkan, üretken, güzel yürekli insanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün medeniyet aklı üzerine konuşacağız ama önce bir hatıramla başlayayım. Bu belki daha açıklayıcı olur. Ankara'da ben doğdum, büyüdüm, anlatıldı. Ankara'da lisedeyken bizim lisede halk oyunları ekibi vardı. Kafkas halk oyunları. Ben 3 sene boyunca Kafkas halk oyunları oynadım. Çok iyi Şeyh Şamil falan oynarım. Yani aranızda varsa seven oynar idim. Şu anda tabii bilmiyorum. Bizim ekibimiz çok iyi bir ekipti. Milliyetin her sene, bilmiyorum hala düzenliyor mu, halk oyunları yarışması vardı liseler arası. Biz Ankara'da büyük elemeye kaldık. Bizim ekibimiz finale çıkmadan önce, sene 1980, Milliyet gazetesinin işte organizatörleri geldiler bize, dediler ki sizin yöreniz ne? Kafkas dedik, olmaz dediler. Nasıl ya, biz Kafkas oyunu oynuyoruz. Olmaz dediler. Niye? Türkiye sınırları içinde değil dediler. Nasıl yani? Bu ülkede Kafkas oyunları oynanıyor yani. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinden bir yer ismi vermeniz lazım dediler ve bize zorla Kars ekibi ismini taktılar. Şimdi bu çok önemli bir şey. Bunu hiç unutmadım. Şundan dolayı unutmadım. Kendi mekanını bilmeyen bir millet dünyada nasıl iş yapabilir? Daha kendi mekanını tanımlayamamış. Yani medeniyet sınırlarını ülke sınırları olarak kabul ediyor. Böyle şey olur mu? Mesela Antep'in kültürüyle Halep öbür tarafta diye çok mu farklı? Aynı insan değil mi? Aynı kültür değil mi? Mutfağı birbirine çok benzemiyor mu? Batum ile Artvin arasında ne fark var? Edirne ile Tekirdağ ile Batı Trakya arasında ne fark var? Yani biz kafamızı kuma gömmüşüz 80 yıl boyunca.
İşte önce Özal döneminden sonra ama asıl bu dönemde Allah'a şükür bu mekanda kendimizi ifade etmemiz ve gerçek mekanımızı bulmamız kolaylaştı. Şimdi daha kolay. İnsanlar artık bizim aslımız Makedonya'danmış gidiyorlar otobüsle Üsküp'ü ziyaret ediyorlar veya Suriye'ye gidip ziyaret ediyorlar savaşın değmediği veya şu anda temizlenen yerler vesaire. Dolayısıyla biz daha yeni kendi mekanımızı hissetmeye başladık. Fakat bizim mekanla da ilgili bir sorunumuz var. Medeniyetin esası mekandır. Yani yaşadığınız yerdir, mahaldir. Mesela Antep bu görüntüde değildi. Ne zaman? 1950'lerde bile değildi. 60'larda da değildi. Daha çok geleneksel mimari vardı. Ama işte sanayinin gelişmesi, göç vesaire sadece Antep'i değil, bütün şehirleri çok kötü etkiledi. Ama bu sanayileşme batıda da oldu. Eğer Avrupa'yı gezerseniz bütün eski şehirlerin aynen korunduğunu görürsünüz. Bir taşı hareket ettiremezsiniz. Kesinlikle. Peki Batılılar bu kadar modern iken mimariye, şehirlerine neden bu kadar çok dikkat ediyorlar? Çünkü şunu biliyorlar, Paris'i korumak Fransa'yı korumaktır. Paris'in o görüntüsünü korumak Fransız kültürünü korumaktır. Nitekim ben okulu bir misyoner okulunda okudum, Boğaziçi Üniversitesi'nde okudum. Amerika'nın yurt dışında kurduğu ilk misyoner okuldur. 1863'te kuruldu. Dikkatinizi çekiyorum. Başta Abdülaziz var. Ta o zaman kurulmuş. Ve misyonerlerin kurduğu bir okul. Yapısı Amerikan mimarisi. İnanın o mimaride okumak bile, o tür sınıflara girip çıkmak bile insanda farklı bir duygu oluşturur. Ama bizim bakın, tarihi binamız bile yok. Yani okul olarak kullanmamız gereken. Onları o kadar yok etmişiz. Yok etmede çok sebatlıyız. Maalesef. 100 yıl içinde şu anda Türkiye'yi gezsek, evet bu şehir baştan aşağı muhafaza edilmiş. Geleneksel bir mimarisini muhafaza etmiş diyeceğimiz şehir yok. İstanbul'a tarihi şehir diyoruz. İstanbul tarihi bir şehir değil. İstanbul'un tarihi bir caddesi bile yok. Bir tane bile yok. Baştan sona yok. Mahallesi bile yok. Bir tane sokak, 2-3 tane şimdi yeniden restore edilenler var. O kadar. İstanbul'da tarihi eserler var. Tarihi bir şehir değil. Tarihi bir şehir görmek isterseniz Paris, Lizbon, Roma, Avrupa'nın her yerine gitmeniz lazım. Onlar bu kadar modern iken, bu kadar tarihlerine kıymet verirken biz kendi elimizde, kendi kıymetlerimizi maalesef paçavra ediyoruz. 100 senedir yaşadığımız bu yıkım maalesef bizi sadece mekanda yabancı bırakmıyor, kendi içimizde de yabancı bırakıyor. Mesela dünya haritasını ele alalım. Mekan neden önemli? Gözünüzün önüne gelmiştir dünya haritası. Merkezi neresidir dünya haritasının? İngiltere, Greenwich, Londra'nın bir semti. Yani bugün dünya dediğimiz harita İngiliz'in haritasıdır. İngiliz'e göre dünyadır. Merkezine kendisini koymuş. Bir uyanıklık yapmış. Bugün sadece mekanın merkezi Londra değil. Zamanın da merkezi Londra. Çünkü saatleri nereye göre kuruluyor her ülkenin? Londra saatine göre. Greenwich saatine göre. Bütün dünya. Peki Londra merkezi dünya haritasını biliyoruz. Ankara merkezi hiç harita gördünüz mü? Dünya haritası. Niye yok? İşte Ankara merkezi dünya haritası yapmadığımız müddetçe dünyada laf söyleyemeyiz. Çünkü bugünkü Çin, Çin kelimesi Farsçadır. Bütün dillere Farsçadan geçmiştir. Çinliler kendi ülkelerine Çin demez. Zhongguo derler. Zhongguo ne demek biliyor musunuz? Merkez ülke. Dünyanın merkezindeki ülke demek. Çinliler kendilerine bunu diyor. Bunu diyen bir ülke dünyada güdük kalmak, kenarda kalmayı kabul eder mi? Etmez. Şu anda ediyor mu? Etmiyor. Biz ise, işte biz Orta Doğu'yuz. Nasıl Orta Doğu? Kime göre Orta, kime göre Doğu? İngiliz'e göre. Orta Doğu kavram bile uydurma bir kavramdır. Bu bölgenin adı Orta Doğu değil. İngiliz'e göre Orta Doğu. Niye? Uzak Doğu'su Japonya. Kendisiyle Uzak Doğu'nun tam ortasına düşen bölgeye Orta Doğu, Middle East demiş. Biz kendi ismimizi koymadığımız mekana sahip çıkamayız. O yüzden
mekanlar konusunda çok dikkatli olmak gerekir. Mesela benim eşim Çanakkale'li, Assos diye bir yer var, duymuşsunuzdur. Meşhur da bir tatil yeri. Assos Yunanca bir isim. Efendim buranın asıl ismi o. 2000 yıl önceki o. Halbuki oranın gerçek ismi Behram Kale. Ama bugün Behram Kale dediğinizde çok az kişi bilir. Assos deyince. Niye? Yabancı bir isim söylersen daha şık. Daha moda. Şimdi bu kompleks bizi sadece mekanda değil, zamanda ve insani boyutta da maalesef fakirleştiriyor. Eski İslam haritalarında dünyanın merkezi neresidir? Kabe'dir. Demek ki dünyayı algılamamız inancımıza göredir. Biz inancımızı merkeze koymadan mekanda da inancı yaşatamayız. Önce kaybettiğimiz şey bu inancın bize yansıması, insana yansıması, sonra mekana ve zamana yansımasıdır. Biz bu konuda maalesef çok büyük yıkımlar yaşadık. Onlardan İstanbul Sultanahmet'te bir çeşme var. Bir tane örnek, binlerce örnek var. Yok edilenleri gösteremiyoruz zaten. Binlercesi. Fakat o çeşmenin kitabesi var Osmanlıca. Yarısı kırılmış. İstanbul'a gidenler olursa lütfen Sultanahmet Köftecisi'nin hemen üzerinde, cadde üzerinde bir çeşme görecekler. Allah Allah. Kitabenin yarısı duruyor, yarısı çekiçle kırılmış. Bu harf devrimi olduğu gün Eminönü Kaymakamı talimat veriyor. Artık diyor Arap harfleri kullanmıyoruz, Latin harfleri olacak. Bir tane işçiyi çağırıyor, eline keski veriyor. Git diyor, Osmanlıca gördün, her şeyi kır. O şekilde kırılmış bir numune, yani size güzel bir örnek, ibret. Yarısı kırılmış, o arada bir Osmanlı edibi oradan geçiyormuş. Onu görünce adamı durdurmuş. Sen ne yapıyorsun, niye kırıyorsun? İşte ben böyle talimat aldım beyim deyince hemen araya adam madam koyuyor, orayı durdurmuş. Şu anda yarısı kırık, yarısı eski halde. Bizim halimizi yansıtıyor insan olarak da maalesef. Yani efendim ben dindarım ama ders anlatmam Amerikalı gibi. Elimi cebime sokuyorum. Değil mi? İleri geri konuşarak, araya İngilizce kelimeler sıkıştırarak ders anlatıyorum. Böyle bir toplum. Efendim zekatımı veriyorum ama Yahudi gibi ticaret yapıyorum. Veya müzisyenim, Alman gibi müzik yapıyorum. Bunlar bize batmıyor. Ama bunların hepsi hastalıklı şeyler. Kendisi olamayan kompleksi insanların yapacağı şeyler. Kendimize gelmemiz için önce mekana çok iyi bakmak lazım. Yer isimlerinden başlayalım. Buranın orijinal ismi Ayn Ta. Sonra Gazi unvanı verildi. Mesela Bursa'da Uludağ var. Bursalı var mı? Uludağ'ın eski ismi nedir? Uludağ ismi Osmanlı döneminde bilinmiyor. Yok. O dağı öyle demiyorlar Osmanlılar. Ne diyorlar? Keşiş Dağı. Hala orada manastır var. Çünkü orası eskiden keşişlerin yetiştiği bir yer. Bakın Osmanlı şeriat ile yönetiliyor. Bir dağın adında keşiş ismi olması onu ırgalamıyor. Laik cumhuriyete geçtiğimizde ırgalıyor. 1926 yılında adı Uludağ olarak değiştiriliyor. Tekirdağ. Osmanlılar Tekirdağ demez ki. Tekfur Dağı. Tekfur ne demek? Bizansların beyleri. Yani Osmanlı'ya batmıyor. Bize batıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana 50 bin yer ismi değişti. Haberiniz var mı? 50 bin. Köy, mezra, kasaba, şehir. Mesela Elazığ diyoruz. Var mı Elazığ? Asıl ismi nedir Elazığ? El Aziz. 1930'da değişti. Arkadaşlar benim ismime Savaş değil de Nuri deseniz aynı insan olur muyum ben? Veya John dediniz. Aynen böyledir. İsimlerle oynamak, cisimlerle oynamaktır. Kişilikle oynamak demektir. O yüzden maalesef mekanda medeniyetin isim boyutunu da kaybettik. Daha da feci şeyler yaptık. Mesela kelimelerimizi kurban ettik. Bugün eğitim dediğimiz kavramın içinde Osmanlı lehçesinde bundan daha 60 sene önce kullanılan kelimeler vardı. Her biri başka bir mana. Mesela eğitim deyip durmuyordu. Talim. Değil mi? Tahsil. Marif. Terbiye. Bunların hepsi eğitimin
alt başlıkları tek bir kelimeye indirgediğiniz zaman eğitimi de fakirleştirmiş oluyorsunuz. Bugün hatta güzel davranışta bulunmayan insanlara eğitimsiz insan diyoruz. Halbuki çoğu çok eğitimli, onların üniversite mezunu falan. Halbuki ona ne demek gerekir? Terbiyesiz insan. Terbiye ayrı bir şey, tahsil ayrı bir şey. İşte bunları birbirine karışınca, kavramlarımız da yok olmaya başlayınca düşüncemiz yok oluyor. Ondan sonra şikayet ediyoruz. Türkiye'den niye bilim insanı çıkmıyor? Böyle bir dili fakirleşen memleketten düşünce çıkması çok çok zor. O yüzden önce şu kendimizi reddediş tarihimiz, kendimizi yok sayış, inkar ediş tarihimizi bir farkında olmamız gerekiyor. Bu konuda çok acı örneklerimiz var. Biz dilimizi böyle yok ederken şu anda Türkçe'de faal belki 75 bin tane kelime var. Osmanlı lehçesinde 300 bin kelime var. Şimdi 300 bin lira sermayesi olan bir adam mı zengindir? 75 bin olan. Tabii ki 300 bin olan. Fikir, zikir nereden çıkıyor? O kelimelerden çıkıyor. Ne kadar çok sermayen varsa, kelime sermayen, o kadar derin, zengin fikirler imal edebilirsin. Biz kendi elimizde bunu budadık. Fakat bizim tam zıttımızı yapan bir millet var. İsrail. İsrail 2000 yıldır konuşulmayan İbranice'yi resmi dil yaptı. Şu anda herkes onu konuşuyor. Yani ölüyü diriltti. Sadece hahamlar bilirdi. Yahudiler dağıtıldığı için dünyaya. Sadece hahamlar İbranice bilirdi. O da kutsal kitap dili diye. Onun haricindeki Yahudiler dünyanın neresinde yaşarlar? Mesela Müslümanlarla yaşayanlar Arapça, Türkçe, Farsça bilir. Avrupa'da yaşayanlar Almanca veya başka lehçe bilirler. Kendi dillerini unutmuşlardı. Dirilttiler mi? Dirilttiler. Alfabeyi dirilttiler. Biz diri olanı öldürdük. Şu anda profesör bile çıkıyor diye konuşuyoruz. Kendi dilimizi bile düzgün konuşamıyoruz. Ne kadar acı. Tahsilli olanlar bunlar. O yüzden medeniyet aklımızı keşfedebilmemiz için önce nasıl bir yıkımdan geçtiğimizi bilmemiz lazım. Onun gerisine sarkmamız. Yani filmin koptuğu yere gelmemiz lazım. Şu anda filmin koptuğu yere bağlanmaya çalışıyoruz. Evet, bugün bir bağlanma çabası içindeyiz. Bunu da doğru yapmazsak yine hataya düşeriz. O yüzden doğru yere bağlanmak gerekiyor. Şimdi medeniyet aklı dediğimiz mekanda kendini nasıl gösteriyor? Küçük bir örnek vereyim. Cumbayı bilir misiniz? Cumba. Evlerde cumba olur. Burada da vardır mutlaka. Cumba Müslümanlara has bir mimari unsurdur. Yani bugün Fas'a da gitseniz orada meşrebiye derler. Orada var. Efendim Buhara'ya gidin, orada var. Memleketimizde var. Arap ülkelerinde her yerde vardır. Müslüman memleketse evleri hemen belli olur. Nereden belli olur? Bir, cumbası vardır evlerin. İki, bahçe duvarları yüksektir. Neden? Hemen bakın tevhid ilkeleri üzerine yapıldığını anlarsınız. Mekana baktığımızda görünenin içinde görünmeyeni görmeye alışmamız lazım. Mesela duvarların yüksek yapılması neden yüksek yapılıyor? Hangi ilke? Mahremiyet. Mahremiyet. İslam'da çok önemli. Evin içi dışarıya gösterilmez. O yüzden bir evin dışından içine bakmak tecessüstür. Ayet ile yasaklanmıştır. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Kendi evlerimizde perdeleri açıyoruz. Bir apartmanın önünden geç. Maşallah herkesin ne yaptığını görüyorsun. Bir kafanı kaldırsan, yemek yiyeni, kavga edeni, televizyona bakanı, pencereden sarkanı, cigara tüttüren hepsini görebiliyorsun. Yani bu İslam'a aykırı bir şey. İnsan nasıl kendini setrediyor ise mahrem hayatını da setretmesi gerekiyor. O yüzden duvarlar yüksek. Peki cumbanın ilginçliğine? Cumba çok ilginç. Bir ahlak aslında ürünü. Nedir biliyor musunuz? Cumbayı düşünün. Evin üstünde balkon gibi, ama bizde balkon kültürü yok çünkü balkon açık. Açık olan şeye balkon denir. Balkon niye yok? Çünkü mahremiyeti dışarıya gösteremezsin. Onun için kapatılmış, ama hanımlar için özel bir rasathane gibi yapılmıştır. Değil mi? Sokakta kim geliyor, komşuya kim girdi çıktı. Hanımlar orada oturuyorlar ama oradan yönetiyorlar sokağı. İşte arkadaşlarla, komşuyla oturuyorlar, yiyorlar, içiyorlar falan filan. Kiloları biraz artıyor genelde Osmanlı ülkelerinde. Ama
aynı zamanda 180 derece etrafı görebiliyorlar. Çünkü çocukları oynuyorsa, birileri gelip geçiyorsa kimin gelip geçtiğini görebiliyor. Emniyet, bakın ikinci bir ilke. Cumma'nın başka bir ahlaki özelliği var. Yani bir müteahhit bu çıkmayı yapıp altını niye boş bıraksın ki? Oraya da ev oda yapar, alt katını ona odayla kapatır. Değil mi? Niye çıkıntı yapayım, altını boş olsun? Altını sokağa sadaka veriyor. Cumba bir sadakadır. Niye? O güneşli zamanlarda, aynen Antep gibi sıcak olan iklimlerde gölge yapar. İnsanlar için, gelip geçen kurt kuş için gölgeliktir. Yağmurdan, kardan onu hıfzeder, korur. Dolayısıyla bakın biz cumbaya böyle bakıyoruz. İşte ecdat ne güzel işler yapmış. Neden yaptığını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman o medeniyet aklına bağlanamıyoruz. Sadece kabuğuyla geçinmeye çalışıyoruz. Bu çok yanlış. Mutlaka anlamını öğrenmek gerekir. Öğrenmek için tabii çaba göstermek, araştırmak ve düşünmek gerekir. Bir de kıyaslamak gerekir. Balkon ile cumbayı kıyaslamanız için balkonu da bilmeniz lazım. Dolayısıyla bir cumbayı bugüne nasıl taşıyabiliriz? Bugün TOKİ konutlar yapıyor. Pek güzel. Komşuluk üzerine mi evler? Hayır. Yani Batılıların yaptığı bir tarzı yapıyor. Üst üste konmuş evlerdir. Apartman o demek. Üst üste konmuş evler. Peki sonra biz neden şikayet ediyoruz haklı olarak? Ya bu apartmanlarda komşuluk kalmadı. Vallahi karşımdaki komşuyu tanımıyorum. Hani başımıza, onların başına bir şey gelse koşup yardım edebilecek miyiz diye. İnsanlık ortadan kalkıyor. Bugün Batı'nın geldiği noktaya biz hızla geliyoruz. Çünkü onların yaptığını araştırmadan, düşünmeden, bizim dünyamızda, bizim medeniyetimizde bunun yeri var mı diye sorgulamadan, kendi çözümümüzü düşünüp geliştirmeden kopyalayarak iş yapacağımızı sanıyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler. Bizim dilimizde bakın mahalle diyoruz. Hal kelimesinden geliyor. Halleşilen yer demek. İnsanların birbirlerinin hallerini paylaştıkları yer. O bile bir şey izah ediyor bize. Ve bizim mesela şehirlerimizde İstanbul'a veya bu gibi eski mahalleler kaldığı yerlere giderseniz Mardin'e falan çıkmaz sokak çoktur. Burada var mı bilmiyorum. Çıkmaz sokak çok olur ve dardır. Şimdi bunu bizim bu ülkeden yetişmiş mimarlar diyorlar ki Allah Allah ya bu Osmanlılarda hiç kafa yok mu yani çıkmaz sokak yapılmaz ki. Çünkü oradan insanlar nasıl kolayca karşı tarafa geçecek? Yangın olsa nasıl bir araç içine girip çıkacak? Hiç düşünmediler mi? Vallahi senden çok düşündüler. Öyle olmasa 600 sene boyunca dünyada sistem oluşturamaz. Bizden çok düşünen adamlar, çok araştıran ve çok araştıran, inceleyen insanlar. Onun mantığı nedir? Osmanlı'da, İslam aleminde mahalleler komşuluk üzerine oluşur. Bir insan gelir bir evi yapar, hiçbir de ev yokken. Sonra siz yanına gelirsiniz ama o size önce müsaade etmez, size bakar. Bu aile ahlaklı mı? Komşuluğa layık mı? Biz buna kötü günümüzde, kara günümüzde de itimat edebilir miyiz? Nasıl insanlar? Güzel insanlar. Tamam, gel abicim yap. Yanına sen ancak öyle yapabilirsin. Ve o hattı devam ettirmek zorundasın, içine dışına yapamazsın. Yanındaki evden daha büyük bir alanı kaplayamazsın. Bu da adalet ilkesi. Yani bunlar boş laflar değil, adalet, emniyet vesaire. Bu şekilde komşuluk üzerine sokaklar şekillenir ve çıkmaz sokak özellikle yapılır. Çünkü orası artık bir aile içi gibidir. Yani oradakiler komşu oldukları için çocuklar orada beraber oynar. Hepsi beraber halleşirler, bayramları beraberdir, acılı tatlı günleri beraberdir. İnsani bir mekandır. Bugün Batı'da ne yapılıyor biliyor musunuz? Çok yaygınlaşan bir eğilim var. Banklara bile çivi koyuyorlar şimdi. Mağazaların önündeki sekmelere çivi koyuyorlar, metal çiviler. Niye? Evsiz olanlar, garibanlar gelip burada yatmasın diye. Şu anda yaygın mimari moda o bugün. Bu adam mülteci kabul eder mi ya? Kendi evsizini adam çivi çakıyor yani. Bankta bile yatırmıyor. İnsanilik mekandan belli olur. Hemen bir örneğini verelim. Sadaka taşı. Hiç göreniniz var mı? Artık fotoğraflardan gösteriyoruz.
hepsini yakmışız, yıkmışız, atmışız. Bir kısımlarını gecekondu temellerinde kullanmışlar. Çünkü neye yaradığını bilmiyor. Köyden gelen adam sadaka taşı görüyor. Allah Allah, şu kadarcık bir taş. La bunu buraya niye dikmişler? Ben alayım bunu götüreyim. Zaten kaçak yapıyor gecekondu maşallah. Ondan oraya bir de cami yaparız. Yani illegal yerleştiğimiz yere bir de illegal cami yap. O, dinimize sığdırıyoruz maşallah. Onu alıyor evinin zemininde kullanır. Halbuki sadaka taşı bugün iPhone'a, değil mi? Akıllı telefona ne kadar batılılar acayip teknoloji üretiyorlar. Sadaka taşı bir teknoloji değil mi? O bir işe yaramıyor mu? Ama iPhone'dan farklı bir işlevi var. Çünkü iPhone seni soymak üzere tasarlanmış. Kendi paranla kendini soyuyorsun. Bir de dinletiyorsun. Bütün bu elektronik aletler istihbarat örgütlerinin kullandığı işletim sistemleriyle çalışır. Öbür türlü Amerika sana onu ürettirmez. Onlar bizim gibi değiller. Öyle kafana göre iş yapamaz. O açığa çıktı zaten biliyorsunuz. Peki sadaka taşı nasıl bir sistem? Sen sadaka vermek istiyorsun. Gönlünden geldi. O sadaka taşları genelde cami önlerinde olur. Geliyorsun. İçine parayı atıyorsun. Geçiyorsun gidiyorsun. İhtiyacı olan da geliyor. Eline bir tane kovuk var orada. Kova sokuyor. Senin attığın parayı alıyor. Gidiyor. Alıp verdiğin belli değil. Dolayısıyla ne alan rencide oluyor ne de verene kibir geliyor. Şimdi bunu kim icat ettiyse Allah razı olsun. Kadın veya erkek. Bunu ilk düşünen bir insanı düşünün. Bir insan bunu düşündü. Bir kişi. Senin benim gibi. Bu hangi düşünceyle, hangi duyguyla bunu düşündü? Bakın hepsini bir arada düşünmüş. İnsanlar rencide olmuyor. Verirken kibirli. Çünkü bir sadaka bile verirken insan kibirlenebilir. Aa bak ben sana işte veriyorum. Bana minnet ediyorsun. Öbür adam da rencide olabilir alan. Onu ortadan kaldırmak için bir taş fikri ortaya çıkıyor. Bugün biz bu taşı nasıl yaşatalım? Biz de taşı yapıp yeniden koyarsak ne olur? Taşı da götürürler, paraları anında götürür. Demek ki sadaka taşını koydukları dönemde hırsızlık hemen hemen yok. Ona güvenerek o yapılıyor. Açık bir aleti niye koysun adam? Demek ki toplumda genel bir emniyet var. Bakın bunlar çok önemli şeyler. İnsan olmakla ilgili şeyler. Bu mimariyle falan ilgili değil. Onu da yapanlar insan, kullananlar insan. Peki bugün mesela Eyüp Sultan Belediyesi o sadaka taşının aynısını yaptı. Eyüp Sultan Camii'nin köşelerinde gördünüz mü bilmiyorum. O havuzlu meydanda iki tane yaptı, koydu. Hatıra olsun diye. Ama ne yapmak zorunda kaldı? Kumbara gibi yapmak zorunda kaldı. Altına da asma kilit asmak zorunda kaldı. E peki muhtaç olan nereden alacak onu? Tamam biz atıyoruz diyelim. O paraları muhtaç olan nasıl alacak? Kilitli. Onu da ne yapıyorlar? Belli tarihlerde topluyorlar. Böyle derneklere, vakıflara, yardım yapan aşevlerine falan veriyorlar. E bu da bir uygulama ama kopya gibi değil mi? Henüz bugüne getirmedik. Medeniyeti kopyalıyoruz. Kopyalamak iyileştirmek demek değil. Günümüzün işini yapmak gerekiyor. Bakın ben Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde ders veriyorum. Geçen kantine gittim. Bir şey alacağım. Aa bir baktım orada bir tane karton koymuşlar. Böyle bir karton levha. Üzerinde simit amblemi var. Çay amblemi var. Tost amblemi var. Su amblemi var. Bu ne dedim? Bugün bendensin arkadaş diye de yazı yazmışlar üzerine. Dediler ki hocam bu talebelerin askısı. Allah Allah ne bu? Talebeler bunu icat etmişler. Helal olsun onlara. Ya dedim valla ümitle doldum yani. Bakın sadaka taşını aynen taşı kopyalayıp koymana gerek yok. Sadaka mantığını kantine de yansıtabiliriz. Ne kadar güzel düşünmüşler. Ne kadar yaratıcı düşünmüşler. Yani parası olmayan bir genç utanabilir değil mi? Olmayabilir. Herkesin su alacak parası bile olmayabiliyor. Dolayısıyla o insan geliyor, oradan o logoyu alıyor, veriyor kasaya, bir tane su alıyor, bir tane çay alıyor. Neyse, istediği kadar, istediği kadar limiti yok. Sen de bağışlamak istediğin zaman, hatta ben de çok sevdim, aa bir tane de benden koyun, iki tane de benden koyun diyorsun. İşte sen de oraya askıya sadaka vermiş oluyorsun. Günümüze taşıdılar mı? Taşıdılar. Verenle alan karşılaşıyor mu? Karşılaşmıyor. Bakın sadaka taşını birebir kopyalamak çare değil. Bu da bir çare. Üçüncü bir şey daha söyleyeyim. Ben
geçen sene Eyüp Sultan'da, bir sene önce de Kayseri'de medeniyet atölyesi yaptım. Medeniyetimizdeki bu kıymetli şeyleri günümüze nasıl taşırız? Benim kafam böyle çalışıyor. Günümüzün şartları ve ihtiyaçları ve teknolojileri. Benim mesela talebelerimden bir kısmı bankamatiklerde, ATM'lerde sadaka, otomatik sadaka tuşu koymayı icat ettiler. Bunu şimdi bankaların bazılarıyla görüşüyorlar. Mesela bir küsuratım var. Diyorsun ki küsuratımı sadaka. Otomatikman o sadaka fonuna gidiyor. Güzel bir çare değil mi? Bu da mümkün. İlla taştan olması gerekmiyor. Sadaka taşı, sadaka ekranı da olabilir. Sadaka uygulaması da olabilir. Şimdi ilkeyi anladığımız anda onu yeniden üretmek çok kolay. Ama biz medeniyetimizde ilkeleri görmeye pek alışmamışız. Sadece alkışlıyoruz veya yuhalıyoruz. İkisi de körlük, ikisi de cehalet. Batıcılar yuhalıyor ve muhafazakarlar da anlamadan alkışlıyor. İkisi de anlamıyor. İkisini de araştırdığı yok. İkisi de onun anlamını merak etmiyor. Dolayısıyla yapmamız gereken şey öncelikle medeniyetimizde yapılan şeylerin mutlaka arkasında tevhid vardır. Sünnet vardır. Mesela biz gururluyuz. Gerçekten haklı olarak övünç duyuyoruz. Misafirperveriz. Misafirperver insanlar. Allah razı olsun. Yani sizin bölgede daha çok. Bizim oralar batılılaştığı için bizde şimdi daha az. İnsanlar artık evlerine davet etmiyorlar. Şu lokantada buluşalım, bu kafede buluşalım diye aileler birbirlerine randevu veriyorlar. İstanbul'da böyle maalesef. Biz sizde hala eminim, ben herhangi birinizin kapısını çalsam herhalde bir çay, bir su ikram edersiniz. Allah razı olsun. Bunu kaybetmeyelim işte bak. Dünyadaki güç bu. Top tüfek değil. Güç bu. Çünkü insanlar batıda yok oluyor, insanlık yok oluyor. Gelip bunu arayacaklar. Bunu aradıklarında da size talip olacaklar. Dininiz neyse o olacaklar. Osmanlı döneminde insanların hepsi birden mi Müslüman oldu? Nasıl Müslüman oldu? Hiç düşünmediniz. Türkler Anadolu'ya girdiğinde herkes Müslüman mıydı? Yok, tam tersi. Osmanlı Devleti yıkıldığında nüfusunun hala 1/3'ü gayrimüslimdi. Belki daha fazlası. Peki o insanlar, geri kalan gayrimüslimler nasıl Müslüman oldu? Çünkü bakıyor gelen Müslümanlar Osman Gazi rahmetlinin Söğüt'ü, Bilecik'i fethettiğinde ilk yaptığı iş nedir biliyor musunuz? Pazardaki harçları kaldırıyor. Daha önce o Bizans zamanında satıcıdan, alıcıdan, pazardan bunlar harç alırlardı. Onu kaldırıyor. Serbest diyor. İsteyen gelir satar, isteyen gelir alır. Şimdi bu insanlarda bir şok oluşturuyor. Allah Allah. Bu herifler bizden vergi almıyorlar mı ya? Bizim kendi adamımız, kendi Hristiyan başımızdaki bizi döve döve alıyordu harç. Bu adamlar tam tersi, almıyor. Sonra bakıyorlar, bu adamlar güler yüzlü insanlar, derviş adamlar. Gelene gidene yardım ediyorlar, ikram ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Isınıyorlar. Resulullah Efendimiz zamanında nasıl ısındıysa insanlar, kalpleri ısındıysa o dönemde de, her dönemde de ısınıyorlar. Bu şekilde Müslüman oluyor. Yoksa efendim sürekli bilim okuyarak, kilim okuyarak, kitap okuyarak Müslüman olmuyorlar. İnsan görerek, insanlık görerek Müslüman oluyorlar. Evet, benim böyle tanıdığım çok Müslüman insan var şu anda, batılı Müslüman. İnsan görerek, bir insanlık görmüş. Mesela tanıdığım birisi var, aşık olduğu Türk genci. Onunla bir hafta boyunca geziyor, tartışıyor. Bu kendisi kafir, öbürü Müslüman. Sonra Müslüman olmaya karar veriyor ve daha sonra açıklıyor niye Müslüman olmaya karar verdiğini. Kadıncağız, Avrupalı, diyor ki sen bir hafta boyunca beni gezdirdin İstanbul'da. Konuştuk seninle, tartıştık, benim sorularım vardı, cevapladın. Bana ilgi duyduğunu hissettim fakat hiç elini elime değdirmedin. Bu beni işte diyor çok şaşırttı diyor. Allah Allah, sevgi dokunmadan da olabiliyor. Çünkü onların bilmediği bir şey. Bakın bu bir kapı. İnsanlık üzerinden, ahlak üzerinden açılıyor. Osmanlılar da böyle oldu. Onlar da böyle yaptılar. İnsanlar böyle sevdiler de oldular. Sevmeden olur mu adam? Kaçar. Dolayısıyla biz lütfen şu geleneğimizin, medeniyetimizi sadece şakşaklamakla, sadece yuhalamakla uğraşmayalım. Önce kıymetini öğrenelim. Kıymetini öğrenirken de mutlaka batıyla kıyaslayalım. Ben batı dünyasını bilirim. İngilizce ve Fransızca biliyorum. O dünyanın mimarisini, tarihini vesaire bilirim, siyaseti. Kendimizi de bilmemiz gerekiyor. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken
İngilizce hazırlık sınıfı okurken gittim kendi kendime Osmanlıca öğrendim. Neden? Osmanlıcayı bilmediğin zaman kendini bilemez. Çünkü o sana aktarılmıyor. Kasten aktarılmıyor. Bakın hala biz Osmanlı'nın son 20 senesinde bile basılan kitapların hepsi Latinize edilmiş değil. Çok azı Latinize edilmiş. Okuyamazsınız. Osmanlıca bilmezsen gidip araştırıp bulup okuyamazsın. Şimdi güzel çabalar var. Osmanlı döneminde basılan klasik eserleri, Yazma Eserler Başkanlığı çok güzel bir faaliyet yapıyor. Latin'in harflerine ve Türkçe'ye aktarıyor. Harika. Dolayısıyla kendi çabamızla bu işi yapmamız gerekiyor. Ve gördüğümüz eserlerin içindeki o ahlakı, o güzelliği, o insanlığı süzebilmemiz gerekiyor. Onu da aynen kopyalamak değil, onu alıp günümüze o ilkeleri yansıtacak şekilde aynen o sadaka taşında, askıda olduğu gibi yeniden üretmek gerekiyor. Başka bir örnek daha vereyim. Osmanlı'da sebiller vardı. Antep'te var mı sebil? Ayakta kalan var mı? Sebili biliyor musunuz? Ha, sebil, bedava su dağıtılan yerler. Vakıf. Yani bedava. Biz bugün su almak istediğimizde bedava alabilir miyiz? Okullarda parayla satılıyor. Peki biraz fıkıh bilirsek, hevaici asliye diye bir kavram var. İnsanın hayatını devam ettirmesi için gereken ihtiyaçları, yeme, içme vesaire gibi, barınak gibi. Bunların temini parayla yapılır mı? Yapılmaması lazım. Sebil'i peki bugüne nasıl taşıyabiliriz? Sebil, büyük böyle güzel yapılar yapılmış, kadınlar ve erkekler onu vakfetmiş. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi biz onları büfe olarak kullanıyoruz. İstanbul'da içinde su satıyorlar. Gofret satıyorlar. Sigara satıyorlar. Halbuki o vakfa nedir? İhanettir. Her vakıfnamenin içinde sonunda bir lanet maddesi var. Diyor ki ben bunu şunun için insanlara vakfettim. Gayrimüslim, Müslim fark etmez. O suyu herkes içer. Bakın ayrım yok. Kula hizmet. Bunu diyor başka bir yönde kullanan olursa Allah'ın, meleklerinin, bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Şu anda el konulan, iç edilen, ona buna peşkeş çekilen vakıf sayısını ben size söyleyeyim. Dudaklarınız uçuklar. Milyonlarca arazi, yapı, bina, çeşme, sebil, medrese, cami iç edilmiş. Sebillerde vakıf, bedava. Peki günümüze nasıl taşıyalım? Günümüze taşıyan var mı? Var. Mesela İstanbul'da bazı belediyeler okullara basmalı musluk koyuyorlar. Her katta su masrafını onlar karşılıyor, içme suyunu. Vardır ya şöyle basıyorsun fışkırıyor su, çocuklar ağzını dayayıp içiyorlar. Bu batıda görülür. Batıda diye tukaka değil. Batıdaki de bir güzelliktir. Orada varsa senin sebil mantığına da uyuyor. Al koy işte. Hikmet müminin yitik malıdır. Nerede bulursa alır. Hadis-i şerif Resulullah Efendimizin emri, tavsiyesi değil. Alır, alacaksın. Almadan duramazsın. Hikmet müminin yitik malı. Senin baba malın yani. Senin malın. Güzellik, iyilik neredeyse doğruluk alırsın. Ama kopya mantığıyla değil. Tevhid mantığıyla, tevhid anlayışıyla. Şimdi o basmalı musluk ne oldu? Günümüzün sebili oldu. Oluyor mu? Oluyor. Benim yine bir vermek istediğim örnek. Eski camilerin şadırvanları erkekler özellikle için yapıldığı için, ortada abdest aldıkları için, kadınlarınki kapalı yerdir. Zaten onlar genelde evde alıyorlar. İdi eski zamanda. Şadırvanlara hiç dikkat ettiniz mi? İstanbul'a veya başka ecdattan kalan camilere. Benim hayatta en rahat ettiğim şadırvanlar Osmanlı şadırvanları. Abi oturağına oturursun, ayağın sırtına çıkmaz. Abdest alırken su üstüne sıçramaz, yandakine sıçramaz. Onun için özel böyle oluklar yapılmıştır. Ergonomin hesaplanmıştır. Bir insan vücudu nasıl bir erkek vücudu? Kolunu uzattığında tutabilirsin. O arada çok eğilmen gerekmez. Çok geride kal. Bunların hepsi ölçülmüştür. Günümüze nasıl yansıtabiliriz? Mesela Ankara'da bir cami var. Doğramacızade Camii, Bilkent'te. Modern bir cami. Dışarıdan baktığınızda camiye bile benzetemez. Fakat abi adam oraya bir şadırvan yapmış. Günümüzün malzemeleriyle.
Mesela abdest alma mahallenin yanına metal, şadırvanda her şadırvanın yanına metal panolar koymuş sıçramasın diye. Peki neden sıçramasın? Çünkü abdest suyunu sıçratmak mikrop. Bakın bunların hepsinin arkasında fıkıh var. O gördüğünüz camilerde, sebillerde, yollarda, bunların hepsinde fıkıh var. Önce bunu bir anlayalım. Bunlar müminler tarafından yapılmış, mümince yapılmış şeyler. Önce ona talip olalım. Kalıbına talip olmayalım. Kalıbı anlamsız geliyorsa ne manası var çoğaltmanın? Aynı şeyi yap dur. İçini bilmiyorsun. Sen değilsin ki. O yüzden önce o müminliğe talip olmak lazım. Güzelliklerin arkasında hep tevhid vardır. Bu saydığım çıkma sokaktan sebile kadar, şadırvandan sadaka taşına kadar aynı şey. O yüzden medeniyet aklı dediğim benim insanın mekanda ve zamanda Allah'a bağladığı ve insanlara ikram ettiği güzelliklerdir. Bakın ikram deyip duruyorum. Misafirperverliğimiz büyük bir geleneğimiz. Biz diyoruz ki bizim milletimiz çok misafirperver. Bütün Müslümanlar misafirperverdir. Ben dünyayı gezdim. 70 ülkede bulundum vazifem gereği. Müslümanların hepsi misafirperverdir. Kafirler, batılılar sentini hesaplar. Sent. Bırakmaz. Mesela süpermarkete gittin Amerika'da. Bir şey aldın. Bir sentin eksik. Sent ya. Kuruş yani. Bir kuruş. O malı bırak der. Kafir hesap adamıdır. Çünkü hesabı dünya ile ilgilidir. Bu dünyadaki hesabı kurtaramazsa adam zaten ahirete inanmıyor. Hayra inanmıyor. Sadakaya inanmıyor. O vermez. Kafir insana düşman olana denir. Çünkü bencil olmasa kafir olmaz. Ben dediği için, beni tanrılaştırdığı için kafir olur. Firavun nasıl kafir oldu? Yani bir gece uyuyordu, kalktı, ben kafir olayım mı dedi. Yani ben kendime tanrı diyeyim mi dedi. Yok. Alıştı. Nefsi onu alıştırdı. Önce benlikle, sonra bencillikle, sonra ben tapkınlığıyla, en son adam dedi ki ben ilahım. Bir batılı kendini küçük tanrı olarak görür. Kendisi vardır, alem vardır. Alem yansa umurunda değil. O yüzden bir batılıdan merhamet beklenmez. Merhamet kelimeleri ediyorsa çok dikkatli olman lazım. Arkadan çok büyük bir darbe gelir. Çünkü iki yüzlüdür. Küfür ikiliktir. İman birliktir. İçin ve dışının bir olması. Niyetinle amelinin bir olması. Kendine gösterdiğin merhameti başkasına da göstermendir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ben ikram diyorum. Batılı dillerde ikram kelimesinin karşılığı yok. Gönül kelimesinin karşılığı yok. Yani İngilizce ve Fransızca biliyorum. Aşk kelimesinin karşılığı yok. Yok ki. Olamaz. Çünkü kendisi yok. Cismi olmayanın ismi olmaz ki. Yağdı olmayanın adı olmaz. Biz batıyı da yanlış bir yere konumlandırıyoruz. Oradaki insanlar garibandır. Dünyanın en gariban, en insanlık arayan insanlarıdır. Ben Amerika'da başımdan geçeni anlatayım size. Gecenin bir vakti telefon çaldı evimde. Açtım. Yaşlı bir adam sesi. İşte ben diyor Jack'i aradım diyor. Dedim Jack yok. Yanlış numara galiba. Dedi ki lütfen kapatmayın dedi. Ben insan sesi duymayalı çok oldu. Biraz benimle konuşur musunuz dedi. O cillop gözüken ablalar, o civan gözüken abiler, Brad Pitt'ler, Angelina Jolie'ler, hele bir yaşları 45'i bir geçsin. Onlar ne hale düşüyor siz görmediniz onu. Onları insan yerine koymazlar. Hiçbir saygı yoktur. Çocuklar zaten 18 yaşında bırakır gider. Benim Amerikalı bir hanım arkadaşım vardı. Annesine çok affedersiniz domuz diyordu. Anlatırken. İşte benim domuz annem şöyle dedi, aradı beni. Ya bir gün dedim sen niye öyle diyorsun ya? İnsan annesine domuz der mi? Dedi ki ben dedi 18 yaşına girdiğim gün annem bana geldi. Dedi ki sen artık reşit bir insan oldun. Bundan sonra odanın kirasını ödeyeceksin. Bu. Siz şimdi anne baba deyince kafirlerin de bizim gibi anne babalarımız gibi gelip sarıldıklarını, ah canım dediği, ayağından elinden öptüğünü, değil mi? Öyle mi sanıyorsunuz? Öyle bir aşk, öyle bir muhabbet olduğunu mu sanıyorsunuz? Ne alakası var? Çünkü insan insana düşmandır. Bunun Latince atasözü var. Bütün dillerde vardır batıda. Homo homini lupus. İnsan insanın kurdudur. Bugün Trump kurttur. Putin kurttur.
kafir olan herkes kurttur. Çünkü insanları düşman görürler. Öyle öğretilir. Kendini koru. Her insan senden bir şey almaya çalışır. Asla kendini açma. Merhamet gösterme. Bu öğretilir. Felsefeye bu şöyle yansımıştır. İnsanoğlu doğuştan kötüdür. Sosyalizmde de böyledir, kapitalizmde de böyledir. İslam'da nasıldır? İnsanoğlu doğuştan iyidir ya. Melektir yani. Nefsi olmayan, sadece hayır ile hareket eden bir varlık. Aklı bali olana kadar, imtihanı başlayana kadar. Değil mi? Sahabi vefat edince ne oluyor? Cennete gidiyor. Kim olursa olsun. Eskimo çocuğu da olsa, Yahudi çocuğu da olsa, kim olursa olsun. Cennete gider. Çünkü insan doğuştan iyidir, güzeldir. Allah'ın nuruyla yaratılmıştır. Batılılar öyle bakmaz. Batılılar insan doğuştan kötüdür. O zaman kötülük normaldir. O yüzden yaptıklarını kötülük olarak görmüyorlar. Olması gereken. Bugün Suriye'de Trump öldürür, o geçer gider, Putin öldürür. Sorun yok. Sorun yok onlar için. Yani siz şöyle ya ah bu kadar adam da öldü ya, keşke öldürmese miydi? Veya Hiroşima'ya sivillerin üzerine hiçbir alakası olmayan 150 bin insanı buharlaştırdılar, yakmadılar. Atom bombasıyla buharlaşıyor insanlar. Kimse konuşmuyor. İnsanlık tarihinin en vahşi suçu. Yapan adam kim? Şirin bilim adamı Einstein. O dil çıkaran posterlerini asıyoruz ya sağa sola. Bilim Einstein. Einstein gönüllü olarak bu atom bombasını geliştirdi. Atılacağını bile bile. O yüzden batıdan merhamet beklenmez. Peki biz de zalim mi olalım? Yok, hayır. Onlar zaten insanlık arıyorlar. Size örneğini verdim. Adam diyor ki insan sesi duyamadım kaç haftadır. Özellikle yanlış numara çeviriyor. Herhangi bir numara ki belki birisi benimle konuşur diye. Anlatabildim mi? Parklara giderler yaşlılar. Başka insanların yanında banka otururlar. Onların konuşmalarını diyor. İnsan sesi duyalım diye. Arayanı yok, soranı yok. Yalnız başına ölen insan sayısını biliyor musunuz yılda? On binlerce. İngiltere'de geçen sene yeni bir bakanlık kuruldu. Onu duydunuz mu? Yalnızlık Bakanlığı. Şaka yapmıyorum. İnternetten açın bakın. İçişleri Bakanı var. Kabinede oturuyorlar. Dışişleri Bakanı var. Mesela onun yanında da Yalnızlık Bakanı var. Niye? Toplumun yarısı yalnız yaşıyor. Evli gördüklerini zaten onlar da bir nevi yalnız da neyse. Şimdi dolayısıyla hani demiş ya dininin kıymetini bil. Şu dinimizin kıymetini bilelim. Allah'ın kıymetini bilelim. İmanın kıymetini bilelim. Bunlar aksesuar değil. Hafif şeyler değil. Seni sen yapan, insan yapan şey. Osmanlı büyüktü. Niye büyüktü? Sınırları büyüktü. Alakasız. Devleti çok kocaman. Alakasız. Osmanlı niye büyüktü biliyor musunuz? Yıkılma anında bile sömürgeleştirmedi, köleleştirmedi, ırkçılaşmadı. Batının yediği naneleri o da yiyebilirdi. Gidip her yeri işgal eder, bedava işçi çalıştırır. Batının bugünkü zengini çok çalışmadan mı geliyor? Ne alakası var? Sömürüden geliyor. Hala sömürüyor. Evet. Osmanlı bunu yapmadı. Barış Manço'nun deyimiyle hayvan gibi kalkınacağına insan gibi geri kaldı. Bu Barış Manço'nun sözü. Onunla gurur duyarım. Ben Amerika'da devletler tarihi okudum. Her ülkeden gelen elit bir okulda okudum Washington'da. Yani mezunların yarısı CIA Pentagon'a gidiyor Amerikalılar. Öyle bir okul, devlet okulu yani. Abi tarih konusunda sınıfta bu şekilde oturan benim. Ayak ayak üstüne atarım. Niye? Ayıbım yok ki. Hepsinin ayıbı var. Artı hepsinin ayıbını biliyorum. Niye? Tarihi çok iyi öğrenmişim. Onlara yediriyorum. Avrupa Birliği müzakere heyeti üyesi oldum. Diğer bazı meslektaşlarımız gibi ağzımız açık girmedik. Yalakalık yapmadık. Onlara kendi tarihlerinden örneklerle bir İngilizce bir Fransızca çakarak sersemlettik. Kendin olduktan sonra dünyada zaten etkin olur. Topun tüfeğin paran seni adam yapmıyor. Hiçbir yerde yapmaz. Hiçbir dönemde yapmaz. Resulullah Efendimizin topu tüfeği mi vardı? Bir insan, bir. Senin benim gibi. Bir şahıs. Hatta yetim idi. Hatta akrabaları ona düşman idi. Hatta düşmanlık yapan daha çok insan vardı.
Peki Resulullah Efendimiz 23 senede bir tek insan veda haccında bir rivayete göre 100 bin tane mümin nasıl toplanabiliyor? 23 senede 100 bin tane propaganda yok, Twitter yok, parti teşkilatı yok, değil mi? Seçim yok, televizyon yok. Nasıl oluyor? Allah'a bağlanırsan olur. Kuvvetimiz Allah'tır. Senin kuvvetin para pul değil. Kafirler gibi yaparsan onlar gibi olursun. Ne bahasın olursa olsun toplayın. Ne bahasın olursa olsun vurun. Böyle bir şey yok. Müslümanların tarihteki farkı bu. Zulmetmedikleri için insan kalmışlar. Bakın bize bugün elhamdülillah temiz bir alın, temiz bir kalp hediye etmişler. Allah hepsinden razı olsun. Tarihte peki eleştirilecek yer yok mu? Çok. Peki yollarını eleştiremezsiniz. İşte yolları sadaka taşı üreten, komşuluk üreten. Mesela İbrahim Müteferrika duymuşsunuzdur. Matbaayı Osmanlı'ya getiren adam. O adam Türk değil. Doğumu Müslüman bir aileden de değil. Onlar Romanya'nın kuzeyinden gelen bir adam. Nasıl geliyorlar biliyor musunuz? Avusturyalılar onlara baskı yapıyor. Bunların mezhebi farklı bir Hristiyan mezhebi. On binlerce insan. Katolik olacaksınız diye baskı yapıyorlar. Adamlar ulan bu Hristiyanların elinden çekmeyelim. Osmanlılar zaten herkesi kabul eder diyerek on binlercesi Osmanlı'ya sığınıyor. İbrahim Müteferrika o sığınan ailelerden birisinin çocuğu. Matbaayı getiren adam da bu. Fatih döneminde Yahudiler kitlesel olarak buraya göç etti. Hristiyanların zulmünden. Yani burası her zaman bir insanlık merkezi oldu. Bugün de öyle. Hiçbir ülke 4 milyon, 5 milyon tane mülteciye aynı anda bakmaz. Kendi mahallelerine sokmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu insanlık göstergesidir. Kim ne derse desin. Ne kadar saldırılar yapılırsa yapılsın, ne kadar ırkçı bir takım yorumlar yapılırsa, onlar gerçekten insan olamamış, mümin olamamış insanlardır. Efendim onlarda kötü var. Sende de var. Amerika'da da var, her yerde var. Kontrol et. O senin vazifen. Kötüleri ayıkla. Hepsi kötü olur mu? Bir insan toplumunun hepsi kötü olur mu? Yani sen delirdin mi? Dolayısıyla bizi biz yapan değerlere uyanalım. Onlar hala bizde ama cebimize bakmıyoruz. Başkasının cebini karıştırmaya çalışıyoruz. Senin cebinde hepsi, servetin burada. Aç bir bak, aa burada da varmış, şurada da varmış, aa neler var. Ben bunu harcayayım bugün, yani bugüne yansıtayım. Bununla uğraşalım. Dilimizi, dinimizi doğru öğrenelim. Bizim medeniyet aklımız sadece medeniyetle ilgili değil, mümin olmakla ilgili. İşte örneklerini veriyorum. İkram dedim, misafirperverliği çok seviyoruz. İkram kelimesinin batılı dillerde karşılığı yok. İngilizce'de mesela gel sana yemek ısmarlayayım. Nasıl deniliyor? İngilizce bilen vardır burada. Let me buy you a meal. To buy. Satın almak fiiliyle söyleyebilirsiniz. Ismarlamak diye fiil yok. İkram etmek yok. Çünkü ikram kelimesi kerim olan Allah'tan geliyor. Allah cömerttir. Mümin de cömert olur. Allah rahimdir. Müslüman da merhametli olur. Çünkü Müslümanın ahlakı Allah'ın ahlakı. Hadis-i şerif var. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız. Nereden bileceğim Allah'ın ahlakını? Esmasını bileceğiz. Allah'ımızı tanıyacağız. Allah'ın dedikodusunu yapmayalım. Tanıyalım. Bir yakınına gelelim. Uzaktan uzaktan konuşmayalım. Bir yakınına gelelim. Neyle geleceğiz? Sıdk ile. Bağlılık, sadakat ile. Her şeyi önce Allah. Her şeyden önce Allah'ı koyarak. Mümin böyle olur. Benim okuduğum okul Allah'ın önüne geçemez. Benim makamım, mertebem geçemez. Zenginliğim, güzelliğim geçemez. Müminin farkı budur. O yüzden diğer insanlara hürmet eder. Çünkü onu da yaratan Allah olduğunu bilir. O yüzden hürmet ediyor. Yoksa niye hürmet etsin ki? Bana ne? Yabancı bir adam. Umursamam. Yabancı değil ki o. Seni yaratanın yarattığı başka bir insan. Senin bir benzerin. Yapıcısı aynı. O da Allah'ın malı, sen de Allah'ın malısın. Kardeşlik, tanışlık buradan doğuyor. Şimdi sen o yüzden yabancı da olsa ırkına göre, diline, dinine hatta göre insanları ayırt edemezsin.
Fıkıhta bir kaide var. Bilmiyoruz ki, okumuyoruz ki. Bir gayrimüslimin yüzüne gavur demek caiz değil. Hakaret kastıyla yüzüne söyleyemezsin. Arkasından da söyleyemezsin. Niye hakaret ediyorsun ki? Hidayet henüz ona erişmemiş. Dua etsene. Resulullah Efendimiz hakaret mi diyor? Hiç hakareti var mı? Haşa. Hiçbir insan hakareti var mı? Ölçülerimizi doğru koyalım. Şu sünneti bir okuyalım. Her gün bir hadis-i şerif okuyalım, uygulamaya çalışalım. Mesela Resulullah Efendimiz sesini nasıl kullanırdı? Bağıra bağıra bizim gibi konuşur muydu? Hiç görülmüş bir şey mi? Değil. Peki kendisine şiddetle muhalefet eden, hatta hakaret edene karşı kendisi de hakaret ediyor muydu? Asla. Ne yapıyordu? Hep güler yüzle onu ikna etmeye çalışır ve dua eder. Güzellik böyle yayılıyor. Formül, aynı formül. Bugün de aynıdır. O beni dövdü, ben de gideyim sopayla onu döveyim. Böyle bir yok. Böyle bir İslam'da böyle bir şey yok. Sen şerre şer ile cevap veremezsin. Hak ile cevap verirsin. Hak da her zaman galip gelicidir. Değil mi? Hak geldi, batıl zail oldu. Ayet-i kerimedir. Çünkü diyor, batıl zeval bulucudur. Asla batıl ayakta kalamaz. Bu dönem de geçecek. Biz şu anda bu döneme düştüğümüz için sanıyoruz ki evvelden beri batı diye bir şey vardı. Her şeyi onlar yapıyor. Teknoloji onun, bilim onun, bilmem ne onun falan filan. Güç onun, tank, tüfek onun. Biz bir sıfırız. Hep böyleydik. Hep böyle kalacağız. Ne alakası var ya? Güç işi değil ki bu, kendini bilme işi. Bizim kaybetmemizin sebebi kendimizi kaybetmemiz. Güç kaybetmemiz değil. Osmanlı'nın son döneminden örnek vereyim. Dolmabahçe Sarayı'nı biliyorsunuz. 1850'lerde yapıldı. Ondan önce nerede oturuyordu? Kanuni'si, Yavuz'u, Fatih'i, en büyükleri. Nerede oturdular abi? Topkapı Sarayı. Topkapı Sarayı'nı gezen vardır mutlaka. İbret ile bakalım. Tefekkür gözüyle bakalım. Allah aşkına oraya saray denir mi ya? Ne sarayı ya? Gariban bir yer orası. Topkapı Sarayı saray değil. Dolmabahçe Sarayı. Heh. Saray. Cafcaflı, ihtişamlı. Ya sen Topkapı Sarayı'nda 4. Murad'ın yaptırdığı Revan Köşkü'ne sadece bakın. Herhangi bir, şu anda bizim evlerimiz daha lüks. Onu söyleyeyim. Bizim evlerdeki altın kakmalı hanımlar çok seviyor. Saçaklı maçaklı, cafcaflı, parıltılı koltuk takımları. İnanın Osmanlı Sultanı oturmuyor. Öyle bir şey yok. Gidin bakın. Sedirde oturuyor adam. Ve seninle aynı zeminde oturuyor. Yüksekte oturmaz. Osmanlı'da taht yok. Taç yok. Padişah yerde yemek yiyor. Senin gibi. Evde Osmanlı ailesi evde sinide yemek. O da sinide yemek yiyor. Büyüklük nereden geliyormuş? Bunlar en büyük sultanlar. Tevazudan geliyor. Peki Osmanlı'nın çöküşünde cafcaflı bir saray yapıldı. Onun için ilk defa yurt dışından kredi aldılar. Bir daha da toparlayamadılar. Şu rezilliğe bak. Onun için kredi aldılar. Peki o saraydan kimler geçti? En zayıf sultanlar. Niye? Cafcafa, debdebeye, ihtişama önem verirsen güya kuvvetli gözüküyorsun ama içi boş. Ve onun yanına da bir cami yaptırdılar. Bir Ermeni aileye, Balyan ailesine. Arkadaşlar caminin, Dolmabahçe Camii'ni aklınıza getirin. Minarelerini kaldırın, kilise yapısı. Fransa'daki herhangi bir kilise yapısı. Oradan kopyalanmıştır. Bu sana niye düştüğünü anlatıyor. Gelip Fransa senin kafana vurarak onu yaptırmadı. İçindeki bir takım hainler yaptırmadı. Sen bir camiyi ancak müminler imar eder ayetini bile unutacak hale gelmişsin. Senin çöküşün o zaten. Ondan sonra yokuş aşağı. Abdülhamit biraz frenledi. O da onun döneminde de çok şeyler var. Bu gibi yanlış işler var. Ondan sonra iyice patladı gitti. O gün bugün biz kendimize gelemedik ki kendimiz olan işler yapalım. Daha sen kendin değilsin ki. Kendin olmak şu. Gururla ben müminim, ben Allah'ın kuluyum, ben bu işlere böyle bakarım. Bunu davulla zurnayla ilan etmene gerek yok. Bir ayrımcılık gibi koymana da gerek yok. İnsanlarla arana sanki bir duvar gibi, ayetleri sopa gibi kullanmana hiç gerek yok. O İslam değil zaten. Ne yapacaksın? İşinle, halinle, ahlakınla örnek olacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bizim yanlışımız işi söyleme bindirmemiz, eyleme değil. Bizim hayatımızda maalesef yaptığımız işler hep dandik. Ama dile gelince benim dilim gibi maalesef din orada.
Dinin başka bir yansıması yok. Bu ikiliği kimse kabul etmez. Herkes iki yüzlü olanı hemen fark eder. Seni örnek almaz ki. Dolayısıyla o noktaya gelebilmemiz için Osmanlı'nın yıkıldığı o Dolmabahçe Sarayı olayına gelmemiz lazım. Topkapı Sarayı'na bağlanmak lazım. O küçük küçük bir mahalle gibi yapılmış, çok mütevazi yaşayan insanlar, dünyayı idare edenler bunlar. Kanuni o ufacık yerde oturuyor. Kendine altın yakıştırmaz mı? Kanuni'nin yemek takımları sergileniyor. Lütfen gidin bakın. Sergiler var orada. İbretle bakalım ama öyle geçip dana gözüyle bakmayalım. Kalp gözüyle bakalım. Allah Allah, adam dünyanın en kuvvetli adamı. Herkes titriyor. Yerde oturuyor, yiyor ve tahta kaşık ve tahta kaptan yiyor Kanuni. Onu bu hale getiren şey nedir? Kim bunu zorluyor? Onun üzerinde kim var ki? Ulan tahta yiyeceksin, ağzını burnunu kırarım. Kim diyebilir? Diyemiyor. İçinden bir şey diyor onu. O da altın kullanmayı çok iyi bilir. Tonla altını var. Hiçbirisini göstermiyor, karıştırmıyor. Altını cebine koyabiliyor, içine sokmuyor. Benim hep söylediğim şey, oğlum zenginliğin mübarek olsun. Yalnız içine sokma. Mercedes'in mübarek olsun, kalbine sokma. Mercedes'e binmek sorun değil ki. Efendim adam dermiş, Mercedes'e biniyor. E biner. Mercedes ona binmesin. E abi adam zengin, anlamadım. Oğlum zengin de cebinde, içinde değil. Paraya tapmıyor. Öylesine Allah mübarek etsin. Hazreti Ebubekir Efendimiz çok zengin idi. Resulullah Efendimiz'in bir ricasıyla bütün servetini verdi. Halbuki Resulullah Efendimiz servetini ver demedi. Tasadduk et dedi. Hepsini birden verdi. Ulan hepsini ver diyen yok zaten. Biz şimdi öyle desek dinden çıkar. Müslümanlıktan zaten ne gördük abi? Atar çıkar adam parasını istediğin zaman. Dolayısıyla yani değerlerimizin farkına varalım. Kalıplar üzerinde durmayalım. Onların anlamlarını, özlerini bilelim. Onların özlerinde kulluk olduğunu, Kur'an olduğunu, sünnet olduğunu, ashabın güzel davranışları, imamların güzel sözleri, fıkıh olduğunu bilelim. Bizim ikramperest olmamız, misafirperver olmamızın kökü bu. Sünnette ikram etmek büyük bir ecirdir. O yüzden Müslümanlar ikram ediyor. Yoksa geleneklerinden dolayı değil, Türk ırkından oldu veya Kürt ırkından oldukları için değil ki, Müslüman oldukları için. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla diyorum ki imana uyanalım, kendimize uyanalım. Yeni bir medeniyet ancak bu şekilde kurulur. Kopyalayarak kurulmaz. Onun dedikosunu yaparak, Osmanlı çok büyüktü diye bağırarak kurulmaz. Önce o büyüklüğü hak edecek insan olmamız gerekiyor. O güzellikleri barındıracak insan olmamız gerekiyor. Bu konuda da açık olmamız gerekiyor. Şimdi böyle deyince de insanlar böyle kapalı bir şey olduğumu sanıyor. Ya aman sadece kendiniz var, başka kimse yok. Öyle değil. Mesela ben kendimim inşallah. Nasıl kendim oldum? Birçok farklı insanla düşüp kalkarak kendim oldum. İnsan sadece evde oturarak, kimseyle görüşmeyerek kişiliğini bulabilir mi? Bunu da yanlış anlamayalım. Tam tersi, Müslüman dünyaya açık adam. Her yer benim. Çünkü her yerde namaz kılabilirim. Allah-u Teala her yere nazırdır. Bunu bilen bir adam, yani ben oradan almam, bana ne, ben işte sınırlar dışına çıkmam veya aa o işte batılıymış, ben bakmam, böyle demez. Hak neredeyse, güzel neredeyse, iyi neredeyse o bizimdir. Ama onun için önce hakkı, güzeli ve iyiyi biliyor olmamız lazım. Renk körleri kırmızı rengi ayırt edemezler. Allah öyle bir arıza veriyor gözlerine, beyinde aslında işlene de. Mesela siz kırmızıyı görüyorsunuz rahatlıkla, o onu kırmızı görmüyor, kahverengi görüyor veya yeşil görüyor. Yani içinde kırmızı olmayan dışındaki kırmızıyı seçemiyor. Sen hikmeti bulacaksın da önce hikmetin içinde olması lazım. Adam olman lazım. Adam gibi kul olman lazım. O zaman eski modada bulursun, görürsün, alırsın. Değil mi? Bizim mesela camilerin yuvarlak kubbeler Bizans'tan almadır. Rumlardan alma. E ne oldu şimdi? Yıkalım mı kubbeleri? Yok, güzel bir şey. Alıyor. Osmanlı'nın bu konuda hiçbir kompleksi yok. Bizim sandığımızın aksine. Osmanlı'nın son döneminde bile tipik bir aydın bulsanız mutlaka en az 3 dil biliyor. En az.
Biz şimdi bir dil biliyoruz diye millet gösteriyor. O Savaş işte İngilizceyi çok iyi biliyor, Fransızca biliyor. Ne lan, ben yani Osmanlı zamanında yaşadı da bizi kapıya koymazlar. Rumca da bilir. Antep'te yaşıyorsa Ermenice de bilir. Niye? Beraber yaşıyor. Daha çocukken Ermeni arkadaşlar. O Türkçe konuşuyor, sen Ermenice konuşuyor. Öğreniyorsun. Dolayısıyla Osmanlılar bizim sandığımızdan çok daha kompleksiz ve açık insanlar. Bir örnek vererek bitireyim. 3. Selim'in, Allah rahmet etsin, şehit. Büyük bir besteci. Büyük bir hattat. Büyük bir neyzen. Büyük bir tamburi. Büyük bir şair. Böyle bir kabiliyeti, Allah öyle bir şey, insan. Müzik hocası kimdi biliyor musunuz? Tamburi İzak. Musevi bir adam. Kendi tebaasını. İstanbullu bir Musevi, Yahudi. Yani 3. Selim tebaası olan bir Yahudi huzuruna girince ayağa kalkıyor. Kendisi İslam halifesi. Niye ayağa kalkıyor? Hocası. Hocanın kim olduğuna bakılmaz ki. Burada esnaf arkadaşlarımız bilir. Şimdi senin Ermeni bir ustan olsa, Rum, Yahudi bir, o dükkana girince ayağa kalkarsın. Çünkü ilme hürmettir o. İlme. Bilene hürmettir. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayet-i kerime. Okuyoruz da yaptığımız yok. Şimdi 3. Selim'in bu davranışını bugünkü güya dindar geçinen bazı kardeşlerimiz, kapalı kafalılar şey manasında, dünyaya kapanmış, böyle kendini dünyaya kapatmış insanlar görse bıçaklarlar adam. Halbuki Osmanlı diye de alkışlıyorlar. Osmanlı ne olduğunu bilmiyorlar. Vallahi 3. Selim de bizi görse bizi döver. Ne biçim insansınız diye. Bu işler açıklık gerektiren şeyler ama açıklık ilke üzerine olan bir şey. Öyle her şeyi de alacağım, her şey de çok güzel değil. Bir şeye göre. Nedir o? Tevhid. Kur'an, sünnete göre. Ecdadımız böyle almış, böyle işlemişler, böyle sentezlemişler. Biz de böyle yaparsak, batı, doğu, kuzey, güney, her yerdeki güzelliklere, bilgiye, bilime açığız. Onları alırız ama tevhid süzgecinden geçirerek kullanırız, sentezleriz. Esasımız her zaman kendimiz. Yani Allah'ın kulu olmak. Allah nice güzel günler göstersin. Hayrını çoğalsın, bereketini çoğalsın. Bizleri de inşallah uyanık olanlardan, uyananlardan ve uyandıranlardan eylesin inşallah. Hepinize teşrifiniz için çok teşekkür ederim. Eyvallah. Allah. Eyvallah. Konuşmalarından dolayı Sayın Savaş Parkçın hocamıza teşekkür ederim. Modern çağda medeniyetimizin inşası konulu deneme yarışmasına katılıp seçici kurul ödüllerine layık görülen ilk üç dışındaki yarışmacı arkadaşlarımızı açıklıyorum. Sayın Ahmet Enes Arvas beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Kaya beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Ahmet Meto beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Bilge Eda Avan hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Dilara İnci hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Özgür Sami Akgül beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Sayın Zeliha Ağtaş hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Ödülleri takdim etmek üzere Sayın Savaş Barkin hocamızı sahneye davet ediyorum. Seçici kurul üyelerimizden aramızda bulunan Sayın Sait Ateş hocamızı, Sayın Adnan Haktanır hocamızı, Sayın Elif Beştepe Taştepe hocamızı, Sayın Gülsüm Aslan hocamızı sahneye davet ediyorum.
kendisi de söyledi. Hemen gelsin. Mehmet Demirel Hoca'yı da sahneye davet ediyoruz. Sayın Mehmet Demirel Hocamızı da sahneye davet ediyoruz. Sayın jüri üyelerimize hediyelerini takdim etmek üzere Savaş Hocamızdan rica ediyoruz. Şimdi seçici kurulumuzun belirlemiş olduğu ilk üçe giren yarışmacıları açıklıyorum. Yarışmada üçüncü olan Modernizmin Medeniyet Çığlıkları konu başlığıyla İstanbul'dan katılan Sayın İrem Şura Çağlıoğlu hanımefendiyi sahneye davet ediyorum. Yarışmada ikinci olan Medeniyet Yolu konu başlığıyla Sayın Recep Cin Kılıç Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Yarışmada birinci olan Pazarın Değerlerinden Faziletlerin Şehrine konu başlığıyla Sayın Cemil Çiçek Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Ödülleri takdim etmek üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekillerimiz Sayın Mehmet Berk Hocamızı ve Sayın Latif Karadağ Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Hocam şöyle istersiniz. Toplu bir fotoğraf için toplu fotoğraf alalım. Hocam. Hocanın ödülü. Onu ben arz Şimdi de Savaş Hocamıza ödülünü takdim etmek üzere Mehmet Berk Bey'i ve Latif Karadağ Bey'i. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.